Burada toplanmamızın sebebi Yemek Sepeti Vale kuryelerinin, bana bir kuryelerinin haklı direnci için buradayız. Dün gece itibariyle, dün akşam itibariyle arkadaşlarımızın zam dereceleri, oranları açıklandı. Ve yani bir asgari ücret çalışan kişinin maaşıyla hemen hemen aynı. Şimdi arkadaşlar, bir kuryenin, bir kuryesinin size günlüğünü anlatacağım. Sabah evinden vedalaşarak çıkıyor. Akşam dönüp dönmeyeceği belli değil. Helalleşerek evinden çıkıyor. Daha sonra işine geliyor. İşinde bir tuvalet temizliğiyle karşılaşıyor. Temizlemezsen tutanak yiyor. Tuvaletini temizliyor. Asli görevi olmadığı halde. Tuvaletini temizliyor. Sonra şu duyduğunuz sesle beraber hızlı bir şekilde paketine gidiyor. Hadi hızlı, hadi hızlı. Bir dakika durmadan, bir dakika mola vermeden devamlı paket düşen bir sistemden bahsediyoruz. Pakete giden bir sistemden bahsediyoruz. Bu arkadaşlar havanın tüm şartlarına, yağmura, çamura, kara, sıcak havaya hepsine maruz kalan çok tehlikeli bir meslek icra ediyorlar. 2019 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun açıklamış olduğu seviye 3 derecesinden az tehlikeli meslekler sınıfına alınması tamamen bir talihsizliktir. Biz çok tehlikeli bir meslek yapıyoruz ve 2 teker üzerindeyiz. Kışın 4 tekerin bile evine gidemediği, işine gidemediği, hizmet veremediği sektörde 2 teker üzerinde evine paket bekleyen insanlar var. Kaza yapıyor, rapor alıyor, kaza yaptın diye işinden çıkartılıyor. Mobbing uygulanıyor. Görevi değiştiriliyor. Bu arkadaşlarımızın hakkını kim savunacak? Nasıl savunacak? Bizler burada bugün bunu savunmak için varız. Kurye kaza yaptığı zaman o kurye 6 ay evde yatıyor. Ona 1 TL veren yok esnaf kuryede. SGK'lı olduğu zaman en azından devlet SGK karşılığı bir teminat veriyor. En az brüt maaşın kadar SGK'dan paranı alabilirsin diyor. Bu arkadaşlar 6 ay evde yattığı zaman esnaf kurye modelinde bu arkadaşlara kim bakacak? Kim maaşını verecek? Kim kirasını ödeyecek? Biz buna müsaade etmiyoruz. Bu arkadaşlar çok bir şey istemiyor. 5500 lira maaş verin ve yanaklarımızı verin diyor. Çok bir şey değil. Ama amaç farklı. Gece gündüz 24 saat hizmet yapan depolar var. Gece gündüz hizmet götürürken bazılarının cebi dolacak diye benim kurye kardeşim arabanın altında ezilemez. Bu insanlar 15-20 yıldır bu sokaklarda, biz sokağın çocuklarıyız. Rapor alınca primden kesiyorlar. 4250'ye yapılacak bir iş değil. Şimdi buradan Yemek Sepeti'nin bu maaş komisyonunu belirleyen arkadaşlara sesleniyorum. Gelin bir gün 4250'ye burada çalışın. Bu soğukta, bu karda çalışın. Hodri meydan. Gelecek. 2 yıllık bir bu şirkette vermiş olduğum hizmete karşılık zaten gerekli emeklerin karşılığını alamadığımızın hepimiz farkındayız. Bu bugün doğan, bugün oluşan bir durum söz konusu değil. Biz vasıfsız bir personel değiliz. Biz bu işe bedenimizi koyarak çalışıyoruz. Ben geçen sene yapmış olduğum bir kazadan dolayı ve bunu şirketimizin karşılamış olduğu motorlardan kaynaklı olarak yapmış olduğum bir kazada hukuki yollara da zaten başvurmuş bir durumdayız. Ben aynı sıkıntıları, benim yaşamış olduğum sıkıntıları diğer arkadaşlarımızın yaşamasını biz istemiyoruz. Yani bunun haricinde de yaşanılan birçok mobbinge kadar gidebilecek sıkıntılar da doğabiliyor. 4 Nisan'da 2021 tarihinde trafik kazası geçirdim. Herhangi bir suçum olmadığı halde iş kazası geçirdim kendim. Araba geldi vurdu bana. %100 haklı olmama rağmen. Şirket herhangi bir yanımda olmadı. Herhangi bir yani Volkan bir şeye ihtiyacın var mı vesaire gibi herhangi bir şey sormadı ki hastaneye bile gelen tek bir tane yetkili vardı. O da geldi yarım saat içinde geri gitti. Biz de insanız. Biz de karda, kışta, soğukta dışarıdayız. Paket götürüyoruz, insanlarla muhatap oluyoruz. Pandemide herkes evinde yatarken biz 7/24 paket atıyorduk, dışarıdaydık. Bir tek dışarıda olan bizdik yani. Sefalet ücretini kabul etmiyoruz. Sendikal yetkimizin tanınması ve bütün yanaklarımızın verilmesini istiyoruz.
görüşme talep ediyoruz. Yönetimle görüşme talep ediyoruz. Bu işçileri ciddiye alacaksınız ve karşınıza alıp oturtacaksınız. Görüşme talep ediyoruz şirkette. İşçiler burada, yönetim nerede? İşçiler burada, yönetim nerede? Bize ayın 6'sından sonra zam uygulamaya başladılar. Ve biz bunu zaten geçen sene zammı olarak görüyoruz. Bu senede bize söylenilen şuydu. Bölge müdürü geldi. Bize şunu söyledi. Size dedi, güzel bir zam düşünülüyor. Sizi tatmin edecek bir zam düşünülüyor. Bu da en az %25 gibi bir şey söyledi. O civarlar dedi. Ve bize %17'lik bir zamla geldiler. Karşımıza bu şekilde çıktılar. Şu anda arkadaşlarımızın kestiği faturalara baktığımız zaman şöyle bir açıklama yapmış. Asgari ücretin 7.358 TL KDV dahil fiyat. Biz bununla ne yiyeceğiz? Taş mı yiyeceğiz? Beyler, servis çıkıyor. Bereket değil. Hadi at! Aklınızı seke seke alacağım. Bereket değil. Helal, helal, helal. Yüreğinize sağlık arkadaşlar. Hep birlikte. Helal, helal.